İçeri geçelim. Kalacak da yukarıda tam şey yapsın aynen. O suçma da bu sopa kırılır öyle. Ha böyle iyi abi. Şuradan bir ip atsak tamam. Bismillahirrahmanirrahim. İskilipli Atıf Hoca'nın mezarı başındayız. Bugün kendisinin şehadet yıl dönümü. 98 yıl önce bugün kendisi zulmen şehit edilmişti. Bu vesileyle İskilipli Atıf Hoca'ya ve bütün Atıf Hoca'lara Allah'tan rahmet diliyorum. Onları hayır ve rahmetle yar ediyorum. İskilipli Atıf Hoca ve Atıf Hoca'lar neden idam edildiler? Bunun tek bir nedeni vardı. İskilipli Atıf Hoca ve Atıf Hocaların şahsında İslami kimliğin, İslami hayat tarzının, İslam inancının idam edilmesi isteniyordu. Asıl hedef buydu. İslami kimliği idam etmek ve İslam'ı sosyal hayatın, kamusal hayatın dışına itmekti. Fakat bunu yapanlar, İskilipli Atıf Hoca'yı ve onun gibileri şehit edenler emellerine ulaşamadılar. Bunun en somut göstergesi her 10 yılda bir yapılan darbelerdi. Başta 28 Şubat darbesi olmak üzere bütün İslami kimliğe yönelik yapılan darbelerdi. Dolayısıyla İslami kimliğin imha edilmesi, tasfiye edilmesi anlamındaki bu idamların amacına ulaşmadığını İskilipli Atıf'ın ve onun gibi nice ulemanın aslında kazanan taraf olduğunun göstergesidir. Tabii ki bir amaçları vardı dedik. İslami kimliği idam etmek, imha etmek, tasfiye etmek. Peki bunun yerine neyi tesis etmek istiyorlardı? Aslında batılılaşma, çağdaşlaşma adı altında Türkiye'yi sömürgeleştirmek istiyorlardı. Gerek Osmanlı'nın son döneminde, gerekse Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan hemen hemen günümüze kadar batılılaşma, çağdaşlaşma dediğimiz şey Türkiye'nin sömürgeleştirilmesi projesinin adı ola gelmişti. Dolayısıyla İskilipli Atıf ve onun gibilerde bu projenin önünde engel görüldüğü için zulmen katledilmiş, şehit edilmişlerdi. Bir kez daha onlara bu vesileyle Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii ki madem ki onlar İslami kimliğin imhası için şehit edildiler, öyleyse bize düşen de İslami kimliği daha fazla benimsemek, onu daha güçlü bir şekilde ihya etmek, inşa etmektir. Onu dört elle sarılmaktır.